Merhaba gençler, ben Burçin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İngiltere'de ilk önce Worcester'a geçeceğiz. Ondan sonra Shakespeare'in yaşadığı şehir olan Stratford'da. En sonda Warwick'e geçeceğiz. Şimdi yoldayız. Önce ilk durağımız Worcester. Worcester'da Hanbury Hall'a geldik şimdi. Burayı dolaşıp merkezine doğru geçeceğiz. Evet, şimdi içerisini geziyoruz. Çok başarılı bir avukatın eviymiş burası. Burası yatak odası. Burası da bir diğer oda. Gerçekten oldukça varlıklı birisiymiş kendisi. Yani bu duvar boyamalarının 300 yıl öncesine, hatta daha fazla zaman öncesine ait olduğuna inanmak çok güç. Thomas Vernon Beethoven'a bu piyanonun aynısından hediye etmiş. Onun yeteneğinden çok etkilendiği için onunla buluştuğunda bundan ona bir tane hediye etmiş. Gerçekten hayatlar on numara. Evet, burası da yemek odası. Devasa bir yemek masası var. Avukatı Thomas Vernon tarafından yaptırılmış. Gerçekten aile oldukça zengin bir aile belli ki. İnanılmaz şatafatlı ve gösterişli bir evleri var. Çok fazla tarihi kitap, tarihi eşyanın bulunduğu bir nokta. Biz gerçekten çok beğendik. Burası da evin arka bahçesi. Orijinal planlarını bulmuşlar zamanda ve ona göre birebir aynısını yapmışlar. Oldukça simetrik ve nizami bir mimarisi var. Gallowelt diye bir parka geldik Worcester'a gelmeden. Burası 1. Dünya Savaşı'nda Gallowelt cephesinde ölenlerin anısına yapılmış bir park. Çok güzel bir river var içinde. Ördekler, insanlar yine burada vakit geçiriyorlar. Worcester Katedral'ın önündeki Severn Nehri'ne geldik. Severn Nehri'nin kıyısına yapılan Worcester Katedral'ine geldik. Yapımı 420 yıl sürmüş. Yapımı 1084 ve 1504 yılları arasında tamamlanan, yani tam 420 yıl süren Worcester Katedrali'nin oradayız. Burası bir Roman Katolik Katedrali ve mimarisiyle gerçekten harika. İçi de gerçekten büyüleyici. Tabi bu kadar eski yıllarda böyle başarılı mimarları nasıl yaptıklarını anlamak gerçekten çok zor. Thank you.
da böyle merkezi Dorchester alışveriş mağazalarının ve restoranların olduğu sokak. Evet, tam merkezinde bulunan Guildhall Worcester, yani belediye binası. Burası da oldukça tarihi bir bina. Sıradaki durağımız ise Stratford. Shakespeare'in doğduğu yerdeyim. Şimdi Shakespeare'in doğduğu eve gidiyoruz. İşte Shakespeare'ın doğup büyüdüğü ev. Tabii burada sanat ağırlıklı bir merkez var. Bu da evin arka bahçesi. 1500'lü yıllarda yaşamışlar ve durumları oldukça iyiymiş. Bu da Shakespeare'in 1597 ile ölene kadar yaşadığı ev. Doğduğu eve çok yakın zaten. Burası da 1269'da yapılmış bir şapel. Oldukça eski. Shakespeare'in evinin yanında. Şimdi de Holy Trinity Church'a geldik. Yeterince kilise görmemişiz gibi. Bu arada burada Shakespeare gömülüymüş. Warwick Kalesi'ne de gitmeyi düşünüyorum.